Herkese merhaba. Bu videoda sizinle değişik bir şey konuşacağım. Aslında bu yapmayı istediğim ama çok da fırsat bulamadığım bir şey. Bir oyun motoru hakkında konuşmak. Ancak bu sefer oyun motoru hakkında konuşmak için bir sebebim var. Çünkü hadi PDF ekranımıza geçelim. Çünkü elimizin altında Basic Role Playing Universal Game Engine gibi bir kitap var. Şimdi bu önemli bir şey. Neden diyecek olursanız, bilmiyor olabilirsiniz belki, bu yüzden biraz açıklayayım. Basic Role Playing aslında bizim oynadığımız Call of Cthulhu'nun, benim mümkün olduğunca artık yeni yeni duyurmaya başladığım RuneQuest'in ve henüz kanalda duyurmaya başlamadığım ama en kısa zamanda hakkında videoda yapacağım Pendragon'un altyapısını oluşturan oyun. Bizim halk arasında yüzlük zar sistemiyle oynanan oyunlar dediğimiz oyunların aslında altyapısı Basic Roleplay. Ve karşımızda böyle bir kitap var. Şimdi içeriğine biraz bakalım. Şöyle biraz şey yapalım. Burada bir Table of Contents görüyoruz. İçinde ne var? Introduction var, characters var, skills, power, system, combat, spot rules, equipment, game mastering, settings, creatures, appendices ve index şeklinde bir dağılımı var. Şimdi introduction kısmına şöyle bir hızlıca baktığımızda zaten burada basic roleplaying'in ne kadar geniş çaplı bir oyun olduğundan bahsediyor. Uzun uzun, gördüğünüz gibi ufacık yazılar var. Uzun uzun bize bunu anlatıyor. Call of Cthulhu'yu biliyoruz. RuneQuest'in zaten aslında küçük bir tanıtımı kanalımızda var. Yakın zamanda umuyorum ki fiziksel kitaplarında tanıtımını ekleyeceğiz. Ama bize o kapı en azından açıldı. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde şeyi göreceksinizdir. Cults of RuneQuest Lightbringers ve Cults of RuneQuest The Earth Goddesses videoları kanalımızda yer alacak. Bunlar neden önemli? Çünkü artık Chaosium'da RuneQuest sayesinde bize fiziksel ürün göndermeye başladı. Bu bir gelişme. Ve buradan da kendilerine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet. Gördüğünüz üzere burada Pendragon'a da bir değinmiş starter set görselini kullanarak. Bu arada Pendragon sanırım en eski Chaosium oyunu, aynı zamanda en eski Basic Roleplaying oyunu denebilir. Cthulhu bayağı eski, Call of Cthulhu bayağı eski. RuneQuest'in çok acayip bir tarihi var. Zaten size bunu RuneQuest'in videosunda bahsetmiştim. O yüzden oraya çok girmeyeceğim. Burada introduction'da dediğimiz gibi genel olarak hani rol yapma oyunu nedir falan, bu tür şeylere de değiniyorlar yine. Gördüğünüz gibi zar seti, zarları tanıtmacalar falan filan. Derken karakter kısmına geliniyor. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan şu. Basic Roleplaying'i kullanarak aslında birçok farklı oyun yaratabilirsiniz. Şu anda işte en son Rivers of London'ı çıkardılar. Rivers of London aslında bir roman serisiydi. Ve bir urban fantasy oyunu olarak karşımıza çıktı. Ve daha üzerine çalışılıyor. Yani sadece bir core rulebook çıkardılar. Bunun daha işte ne bileyim macera kitapları çıkacak, satılım kitapları çıkacak. Rivers of London kural kitabında bulunmayan ama romanlarda bulunan bazı özellikler falan, bunlar biraz ortaya çıkacak ilerleyen kitaplarda. Ve şu anda mesela şey var, Cults of Chaos GM grubunda Rivers of London için oynatmalık örnek senaryo yok. Yani bunlar da hazırlanacak. Bu bir şey süreci, nasıl diyeyim, bir proses, yani bir bu bir süreç. O yüzden zaman içerisinde göreceğiz. Burada bize bir takım fikirler veren detaylar var bu arada. Tabii ki bütün kitabı göstermeyeceğim. Sadece belli başlı noktalarına değineceğiz. Mesela karakter yaratırken burada ilginç bir şey ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki oyununuza bir power level belirleyin diyor. İşte normal, heroic, epic, superhuman diye. Ondan sonra karakter yaratma mevzularına giriyor. Buralara çok değinmeyeceğim. Çünkü buralar zaten bizim Call of Cthulhu oyunlarından, RuneQuest oyunlarından bildiğimiz şekilde, ki burada zaten iki parça mı? Evet. İki parça karakter kağıdı örneğimizde var. Buradaki şeylere bir bakalım. Elementlere bir bakalım.
Mesela diyor ki personal diye bir alan var. Burada işte karakterin adı, kültürü, cinsiyeti, işte hangi elini daha rahat kullandığı, inandığı, yani inanışı veya işte inandığı tanrılar vesaire vesaire, bu tür detaylar var. Mesela burada ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Bu kitap daha yeni çıkan bir kitap ama mesela karakter kağıdında pronoun yok. Bak, bu dikkatimi çeken bir detay. Çünkü pronoun hem Call of Cthulhu'ya hem RuneQuest'e geldi mi ona tam hatırlamıyorum ama Rivers of London'a gelmiş bir detay. Biliyorsunuz insanlar, yani bizim ülkemizde bunun tabii çok bir şeyi yok, çok bir yeri yok aslında. Ama yurt dışında özellikle biliyorsun hani böyle he, she gibi ayrımların olduğu dillerde, mesela Almanca'da çok çok katı bir cinsiyet koyma, eşyaya falan bile cinsiyet koyma mevzuları var diye hatırlıyorum. Yani Almancam yok ama Almancası olsun diye uğraşan arkadaşlarımdan duyduğum bazı şeyler bunlar, bazı temel özellikler. Neyse, bu yüzden onlar için önemli. Yani biz belki anlayamayabiliyoruz, bize komik gelebiliyor, gereksiz gelebiliyor ama onlar için önemli. O yüzden bu bence güzel bir detay. Bunun dışında yani hemen yanında karakteristik kısmını görüyoruz ve burada strength, con, size, int, power, dexterity, charisma, education. Bunlar aslında bizim Call of Cthulhu'dan da çok tanıdık olarak gördüğümüz bir takım detaylar. Ancak arada şöyle bir fark var. Bazı oyunlarda 8 tane değil 5 tane karakteristik kullanılıyor. Tabii bunu sen kendi oyununa göre istediğin gibi elden geçirebilirsin. Bunun dışında yanında bazı şeyler var. Bunları mesela yine attribute'larla bağlamış. Ne gibi? Mesela strength'e effort koymuş. Constitution'a stamina koymuş. Size'a damage modifier koymuş. Int'e idea, power'a love, agility'ye dexterity'ye agility, charisma'ya charisma, education'a knowledge rolları koymuş. Hemen onun yan tarafında hit points kısmı var. Hit points kısmı aslında biraz şeye benziyor. Eski versiyon Call of Cthulhu karakter kağıtlarına benziyor. Eskiden çünkü şeydi, bir bu şekilde bir kutu vardı. Böyle kutunun içinde topçikliğe topçikliğe takip ederdik canımızı. Burada buna benzer bir metot kullanmışlar. Bu gözüme ilginç geldi. Bunun dışında hemen alta bakıyoruz. Skill'ler belli başlıklar altına toplanmış. Bu sanırım Basic Roleplaying'in daha böyle derli toplu, daha güncellenmiş bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Mesela communication demiş, ne koymuş? Bargain, command, disguise, etiquette, fast talk, language, perform, persuade, status, teach koymuş. İlginç. Mesela burada ne görmüyorum ben? Şey görmüyorum. Mesela charm yok. 1. Intimidate yok. 2. Persuade var. Bir tane daha bir şey vardı. Fast talk da var. Mesela bu gerçekten ilginç bir liste olmuş. Bunun ardında kesin bir mantık vardır. Şu anda bilmiyorum ama bak, böyle ilginç şeyleri yakalamak da mümkün. İşte biraz bilince bazı şeyleri yakalayabiliyorsun. Neyse. Manipulation var. Manipulation altında art, craft, demolition, fine manipulation. Fine manipulation ne acaba? Charm olabilir mi? Olabilir yani. Öyle gibi geldi bana. Neyse. Belki charm'la intimidate'i bir araya getirip böyle bir şey çıkarmış da olabilirler. Demolition, fine manipulation, heavy machine, repair, sleight of hand. Oradan mental'a geçiyor. Mental'da appraise, first aid, gaming. İlginç. Yani muhtemelen gambling de var. Daha böyle modern zamanlar için gaming olabilir belki. Knowledge, literacy. Literacy mesela ilginç. Şey, cehalet. Cehalet yani. Ya da işte eğitimli olmak. Eğitilebilir olmak. Medicine, psikoterapi. Psikoterapi sanırım psychology ile psychoanalysis'in birleşimi gibi bir şey. Bana öyle bir izlenim verdi. Science, strategy, technical. Mesela strateji ile technical arasında ne fark var? Technical derken technical drawing falan, o tarz bir şey olabilir. Ama
aslında technical bu noktada science'a yaklaşıyor. Böyle ilginç. Çünkü technical çok arada kaldı aklımda. Ona daha sonra zaman kaybetmek için kendi adıma bakacağım. Perception altında insight, listen, navigate, research, sense, spot ve track var. Physical'ın altında climb, drive, fly, hide, jump, pilot, projection, ride, stealth, swim ve throw var. Combat'ın altında dodge, martial arts ve ondan sonra da boşluk bırakmış silahlar için. Şimdi burada bana şey garip geldi mesela. Bu bir süredir gözüme takılan bir şey. Şimdi bazı yerlerde throw'u böyle ayrık olarak gösteriyor. Bazı yerlerde fighting throw olarak gösteriyor. O benim kafamı çok karıştırıyor. Ben hep fighting throw olarak alıyorum. Çünkü yani sen bir şeyi alıp oraya atabilme konusunda yetenekliysen adamın kafasına atabilme konusunda da yeteneklisindir. İkisi için aynı şeyi kullanıyorsundur ama hani bu sonuçta fighting'de de bir işe yaradığı için fighting klasmanında tutmak bana bir tık daha mantıklı geliyor. O yüzden onu o şekilde değerlendiriyorum. Neyse, alt kısımda silahlarınız için yerler var. Burada neler vermiş? Weapon type'ını vermiş. Yüzdesi muhtemelen skill yüzdesi. Yanına damage'i, yanına range, yanına attacks. Bu şey oluyor mesela, bazı otomatik silahlarda böyle birden tak diye sıkıyorsun ama İstersen mesela maksimum 3'tür. Mesela tak 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 3 tane sıkabiliyorsun ama her birinde bir penaltı zararı alıyorsun. O tarz bir şey. Length, uzunluk, yani range koymuşsun yanına length koymuşsun, o biraz kafa karıştırdı. Hand diyor, işte tek elli, çift elli. Hit point, silahımın canının olması bir düşündürdü şu anda. Yan tarafta armor kısmı var. Yani buradan sanırım birazcık daha böyle RuneQuest vari oyunlar için geçerli olabilecek şeyler. Arka tarafta karakter points diye bir alanımız var. Power points diye bir şeyimiz var. Power points sanırım aynı zamanda yok. Tamam, sanity alttaymış. Ya magic power gibi, magic points gibi değerlendirebileceğimiz bir şey sanırım. Fatigue diye bir şeyin bir tablomuz var. Onun altında powers var. Onun altında attack powers var. Onun altında notes var. Ve şurada dörtgen widescreen bir portrait alanı var. Şu widescreen portrait alanı biraz olmamış gibi. Çünkü biliyorsunuz genellikle benim şu anki çerçevem gibi dikine dörtgen kullanıyorlar. O yüzden bir değişik geldi orası. Ancak böyle şeylerin yerinin olması, böyle powerların, işte attack powerların bilmem nelerin ayrı yerinin olması, ayrı bir fatigue alanının olması falan, bunlar mesela ilginç gelen şeyler. Ya bu aslında, bu kitap bize indekse bir geri dönelim. İndekse geri döndük. Heh. Bu kitap bize aslında şey veriyor. Temiz bir basic roleplaying alanı veriyor. Ve sen bunu nasıl bir oyuna çevirmek istiyorsan ona göre malzemeleri alıp üzerine ekleyebiliyorsun. Ve böylelikle basic roleplaying tabanlı, yani BRP tabanlı kendi oyununu yaratabiliyorsun. Bak, FRP demiyorum, BRP diyorum. Bunu da altını çizeyim. Basic Roleplay. F yok. Fantastico'nun F'si yok. Ama kapsayıcı. O yüzden içinde olabilir. Neyse. Burada ilginç diyebileceğimiz neler var? Yani powers kısmı mesela ilginç olabilir. Bir, şöyle hızlıca bir göz atalım. Buraya tıkladım ama çalışmadı. Niye çalışmadı? Powers. Yok, olmadı. O zaman elle yapacağız. Evet, burada hakikaten ilginç özellikler var. Bunlar biraz mistik özellikler de olabilir. Böyle süper hero kıvamında özellikler de olabilir. Bunu anladım. Mesela Psychic Combat diye ekstra bir alan koymuşlar. Demek ki bu hakikaten böyle çok geniş, kapsamlı bir şey. Zaten kitabın adına baktığımız zaman, yani Basic Roleplaying Universal Game Engine. Tamam mı? Sana diyor ki bununla al bunu ne istiyorsan yap diyor. Yani sen sıfırdan kendi konseptine uygun bir korku oyunu mu yaratmak istiyorsun? Al abi, sana temel mekanikleri veriyorum. Zaten benim içerimde Sanity falan da var diyor. Sen bir süper hero oyunu mu yapmak istiyorsun? Buyur kardeş, sana böyle abilik bubilik güçler verdim.
bunları da kullanabilirsin diyor. Ki bunlardan feyz alarak kendi özelliklerini, ıvırını zıvırını da yaratabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bunu al, bunun üzerine bir hikaye, bir ortam, bir mantık, bir konsept yerleştir. İstediğin gibi kullan diyor. Ancak sen bunu yayınlamak istiyorsan, bu bir yerlerde geçiyordu sanki. Bir yerlerde yazıyordu. Nerede yazıyordu hatırlamıyorum ama. Neydi o? Dur bakayım. Org. Evet, org license. Bak şurada diyor ki this product license under org license. Bu kitap org license'ın altında. Buradan tıklayıp işte org license'a gidip org license'ın şartlarını gerçekleştirmek suretiyle bu oyunu kullanıp, bu oyunun altındaki mantığı kullanıp kendi oyununu yaratabiliyorsun. Aynı bizim o paylaştığımız Year Zero Engine sistem referans dokümanı gibi. Bak ne diyor? With a very few exceptions, the text of Basic Roleplaying Universal Game Engine is available for personal and commercial use. Bak, personal and commercial use. Yani hem kendi kendine oynamak için de kullanabilirsin, bunu satmak için de kullanabilirsin. Yani Basic Roleplaying üzerinden bir oyun yaratıp bunu satabilirsin de. Diyor. Eğer org license'ın şartlarını yerine getirirse. Ondan sonra diyor ki benim işte artwork'ü mü, illüstrasyonu mu, işte grafik tasarımı mı vesaire mi kullanma. Onları kendin yarat. Oyununu kendin yarat. Ama temel mekanik olarak benim burada ürettiğim şeyleri kullanabilirsin. Bence son derece kaliteli. Ve burada bir de şey var, logo var. Burada kitabına koyabilirsin diyor. Hatta lütfen bunu da kitabına koy diyor. O da Powered by Basic Roleplay. Chaosium. Bence son derece güzel. Bak, biz neyi gördük? Şeyde, User Engine'de 45 sayfalık bir doküman vardı. Bunu istediğin gibi kullanabilirsin diyor. Bu kitap 266 sayfa arkadaşlar. 266 sayfa. 266 pages. Şimdi bunu niye böyle söylüyorum? Bunun içerisinde bir sürü şey var. O yüzden söylüyorum. Ve böylelikle farklı konseptlerde kullanabileceğiniz farklı bir sürü detayla karşılaşabiliyorsunuz. Ve bunları işte dediğim gibi kendi oyununuza entegre edebiliyorsunuz. Ya da işte bunları kullanarak bir oyun yaratabiliyorsunuz. Ya da temeli buradan alıp üzerine kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben bunları neden size böyle tanıtıyorum? Bundan biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz bizim ülkemizden çıkan bir oyun yok. Yani içerik var ama tam böyle güzel, tam teşekküllü, kolay kolay bulabileceğimiz, ne bileyim bir kitapçıya gittiğimizde satın alabileceğimiz, mesela D&R'a gidip kural kitabı alabiliyor musun? Hayır. Bundan 10 yıl önce D&D getirmişlerdi. Pardon, 8 yıl önce mi, 9 yıl önce mi ne? D&D getirmişlerdi. Getirler bitti. O kadar. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra yine yok. Mesela şeyde İstanbul'da, Kadıköy'de Goblin Store var. Goblin Store'da Goblin Oyun Kulübü. Öyle desem daha doğru olacak sanırım. Goblin Store belki başka bir şeydi, bilmiyorum. İkisi aynı da olabilir. Neyse. Goblin Oyun Kulübü Kadıköy'deki o mekan, işte bu D12 maceranın ay sonu etkinliklerinin gerçekleştirdiği yerde sadece D&D var. O da 3-5 tane kural kitabı, 2-3 tane son çıkan ne varsa o. Bir de çok garip yapı bozumu olarak şey gördüm. One Ring Game Master Screen gördüm. Nedenini bilmiyorum. Yani kural kitabı yok. Ama neden bu screen var? Hiçbir fikrim yok. Biri acaba fazladan söyleyip hediye mi etti? Bilmiyorum. Ya da belki insanların ilgisini çeker diye almış da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Yani mekan sahibiyle falan da konuşmadım. Sorup sorgulamadım da. Ama onu orada görmek çok garip geldi. Ama bunun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Yok yani. Başka yani bir yerden gidip rahat rahat kural kitabı alamıyorsun. Ya bak, Türkçe olmasına da gerek yok. İngilizcesini de alamıyorsun yani. Bu yüzden bizim üretken olmamız lazım. Aklımıza gelen o çılgın fikirleri yazıp yayınlamamız lazım. Bu yüzden de aklımıza gelen çılgın fikirleri uygulayabileceğimiz eli yüzü düzgün motorlar lazım. Şimdi eli yüzü düzgün motor yazmak çok uzun bir iş. Gerçekten çok uzun bir iş. Yani 3 ayda 5 ayda motoru yazdın diyelim. O motoru test edeceksin. Farklı konseptlerle test edeceksin. Farklı insanlarla test edeceksin. Yanlışlarını, eksiklerini bulacaksın. Bunları insanlarla paylaşacaksın. Ondan sonra bunları düzeltmeye çalışacaksın. Yeni versiyonları aynı şekilde test edeceksin. Ve eli yüzü düzgün yayınlanabilir bir hale getirip bunu insanlara vereceksin.
Ve bu onun daha ilk versiyonu olacak. Daha bunun böyle geliştirilmesi falan gerekir. Anlatabiliyor muyum? Bu gerçekten uzun bir süreç. O yüzden ben hemen oyunumu yapayım diyorsanız hazır motorları kullanmak en iyisi. Bak ben Lost Echoes'u nasıl çıkardım? Dedim ki ya ben bunun oturup sıfırdan sistem niye yazayım? Zaten 20 sayfaya bir şeyler sığdırmam gerekecek. Elimin altında Unreal Engine var mis gibi. Ve ben Lost Echoes'u yaratırken hani şeyde tanıtımda da söyledim. Aklımda birkaç şey vardı. Bunlardan bir tanesi Unreal Engine. Bir tanesi Merkwood. Bir tanesi de aslında şeydi yani Alien RPG'ydi. Ben bunların üçünü mixlemeye çalıştım kafamda. Ve ortaya böyle ilginç bir şey çıktı. Mesela Merkwood'daki gibi GM saldırı şey encounter esnasında saldıracağı zaman zar atmıyor. Şeye bakıyorsun. İşte oyuncu atak yapacağı zaman ne yapıyor ona bakıyorsun. Bayağı şey var. Nedir adı? Herhangi bir user engine oyunu oynar gibi işte skill artı stat'tan bir zar havuzu var onu atıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsini mixlemek, orasını burasını değiştirmek, yeni şeyler eklemek tamamen sizin elinizde. Bu da bir yaratıcılıktır. Yani illa sıfırdan işte kimsenin kullanmadığı oyun mekaniği yaratmalıyım diye kasmaya da gerek yok. Abi hazır da var işte bunun üzerine kur. Adam sana diyor ki benim logomu koysan yeter diyor. Oradaki şartları yerine getirsen yeter diyor. Gerisi tamamen senin elinde. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten güzel bir şey çıkarırsan oradan yürür gidersin. Oradan yürüyüp giderken arka planda kendi mekaniklerini tasarlarsın. Kendi oyun motorunu tasarlarsın. Sonra dersin ki ben yeni versiyonu kendi oyun motorumda yapacağım. Öyle devam edersin. Benim planım o şu anda. Ben Core Rulebook'u hazırlayacağım. Core Rulebook Years Range'in üzerinden olacak. Ama ondan sonra ben bir Second Edition yapacağım. Second Edition ne olacak? Benim kendi oyun motorum olacak. Ben şu anda bunun hazırlıklarını yapıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Yani ben yapıyorum. Siz niye yapamıyorsunuz? Ben şu anda bir özel şirketle mi çalışıyorum? Hayır. Yurt dışındaki bir firmayla mı çalışıyorum? Hayır. Ben bayağı kendi evimde bilgisayarımın başında yapıyorum bu işi. Ve bende mesela görsel tasarım yok. İşte ne bileyim böyle işte dergi tasarımı vesaire gibi bilgiler yok. Ben bunları YouTube'dan vesaireden 3-5 bir şey öğrenmeye çalışarak oradaki normi insanların kullandığı şeyleri kendi tarzıma uyarlamaya çalışarak yapıyorum. Olduğu kadar. Oluyor da gittikçe üzerine ekliyoruz birazcık daha gelişiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu siz de yapabilirsiniz. Ve bunun için tabii ki illa Unreal Engine kullanmak zorundasınız gibi bir şey de yok. Bakın burada bir basic roleplaying örneği var. Tabi arada şöyle bir fark var. Unreal Engine'in 45 sayfalık kitabı ücretsiz. Ancak Basic Roleplaying Universal Engine yanlış hatırlamıyorsam $25 civarı bir şey PDF'i. Ama bu $25'lık PDF'in içerisinde 266 sayfalık derin bir bilgi var. Ve fontu da biraz küçük olduğu için yani bayağı içinde bilgi var yani onu söyleyebilirim. Evet, diyeceklerim sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar böyle uzun uzadıya bir inceleme yapmadık belki ama genel hatlarıyla Basic Roleplaying Universal Engine kitabına da şöyle bir bakış atmış olduk. Bence bu önemli bir şey çünkü bu tür şeyler bize aslında indie publisher olma fırsatı veren şeyler. Yani oturup da bir sıfırdan bir sistem tasarlamaya bu kadar kasacağına güzel bir oyun fikriyle tam bayağı güzel bir oyun fikriyle hazır motoru kullanarak bu piyasaya giriş yapabilirsin. Yani illa Dungeons and Dragons'a muhtaç kalmak zorunda da değilsin. Yani tutup da işte ben D&D setting yazacağım demek zorunda da değilsin. Basic Roleplaying sana çok geniş bir alan veriyor. Çok geniş bir alan veriyor. Aynı şekilde Unreal Engine'de. Ve bu esnada farklı oyun motorları öğrenerek bir oyun motoru nasıl bir mantıkla yaratılıyor sorusunun cevabını da öğrenmiş olursun. Bunların hepsi önemli şeyler. Yarın öbür gün kendi sisteminizi yaratacağınız zaman elinizin altında bilgi olsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Başka diyebileceğim bir şey yok sanırım bu konuda. Öyleyse arkadaşlar bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere.